Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir bilim ve toplum programında yine birlikteyiz. Bildiğiniz gibi geçen hafta da programımızı izleyenler, geçen haftaki programımızda Başbakan'ın dindar gençlik yetiştireceğiz konusunu işlediğimizi biliyorlar. Bu bağlamda geçtiğimiz haftanın sonunda Cumhuriyet Gazetesi'nin eki olan Bilim ve Teknoloji ekinde ilginç yazılar çıktı. Ben kısaca o yazılardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi çok değerli hocamız Doğan Kuba'nın bir yazısı. Şöyle diyor, kısa bir alıntı yapmak istiyorum. Dinin çağdaş dünyadaki yeri hala önemlidir. Dini tartışma konusu yapmanın geleceği kurtarmak bağlamında hiçbir boyutu ile faydası yoktur. Dünyada başarmak için dindarlık ya da dinsizlik değil, sadece akıl gerekir. Yine aynı bağlamda önemli bulduğum yazılardan bir tanesi yine değerli bir hocamızın Celal Şengör'ün Zümrüt'ten Akisler köşesinde Başbakan alenen anayasa suçu işliyor başlığıyla konuyu ele alması. Şengör şöyle diyor. Başbakan dindar bir gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz derken anayasayı ihlal niyetini iki değişik nedenle ima etmiş. Genç beyinlere din empoze etmeye çalışıyoruz imasıyla da insanlık suçu işlemiştir. Bakalım Tayyip Bey ve arkadaşları hukukun Türkiye'de artık kalmadığı iddiasının en yetkili hukukçu ağızlardan duyulduğu bu günlerde daha nice incilere imza atacaklardır. Yine sözünü etmeye değer bulduğum önemli bir yazı da daha önce bizim programımıza da konuk olmuştu. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hayrettin Ökçes'in Direnen İnsan isimli yazısı. Ökçes'iz de şöyle diyor. Hakikat alanı kamusal alan içinde kendi alanlarımızı özgürce arayabileceğimiz, kurabileceğimiz, bu yüzden birlikte koruyup geliştirmemiz gereken bir çekirdek alandır. Hakikat alanının, üniversitenin, basının, yargının, siyasal tasfiye programlarının yol geçen hanı kılınmasına izin vermemeliyiz. Bu kurumların özgürlük ve özellik yönde yetkinleşmesi, çağdaş toplumda insanlığın yetkinleşmesinin çok önemli bir ön koşuldur diyor. Evet, geçen haftanın belki işte bizim ilgi alanımız yani yüksek öğretim alanı çerçevesinde özetleyebileceğimiz düşünsel ifadeleri bunlardı. Ama biz bugün çok farklı bir konudan, devlet tiyatrolarından, devlet tiyatrolarının tarihinden, Cumhuriyet'te tiyatronun gelişiminden, Cumhuriyet'in tiyatroya nasıl baktığından ve tiyatronun toplumdaki işlevinden söz edeceğiz. Çok değerli bir konuğum var, Sayın Teoman Yazgan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Ankara'dan geldiniz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Salt bu program için geldiniz. Elimde kısa sürede ikinci baskısını yapan bir kitabınız var. Evet. Ki bu programı yapmamıza da neden olan kitap bu kitap. Örnek evet. Bir Cumhuriyet Kurumu, evet. Devlet Tiyatrosu. Evet, evet. Tatbikat sahnesi ve sonraki yıllar evet, başlığını taşıyor. Arkadaşlarım herhalde bu kitabın kapağını vereceklerdir. Evet. Şimdi tiyatro tabii çok önemli bir işleve sahip. Sizin Turgut Özakman'dan alıntıladığınız evet. Bir ifade var. Evet, Cumhuriyet tiyatro ilişkisi anlamında. İsterseniz siz tekrar edin, isterseniz ben notlarımdan okuyayım. Evet, evet efendim. Şimdi kitaba bir ön söz lütfeden Turgut Özakman evet. Abinin önemli bir saptaması var. Kitapta zaten okudunuz. Diyor ki Cumhuriyet'in maddi dayanaklarını biliyoruz. Karayolları, hı-hı. Deniz yolları, hı-hı. Demir yolları, Süverbank, Etibank ama dörtte kültürel ve manevi dayanağı var. Bunlar bildiğiniz gibi halk evleri, köy enstitüsü, Ankara Radyosu ve bir de devlet tiyatrosu. Diğer ikisi şu anda gündemde olmadığına göre devlet tiyatrosu daha önce de Ankara Radyosu'nu evet. Kaleme almıştım. Evet. Devlet tiyatrosunun tabii bambaşka bir yeri var. Toplumun kültürel anlamda bilinçlendirmesi anlamında çok var. Önemli bir işlevi var. Var, evet. Şimdi devlet tiyatrosuna gelmeden önce isterseniz kısaca
tabii, şey yapalım. Cumhuriyet öncesi tiyatroya çok efendim, kısa ama lütfen. Tabii, tabii, asıl tabii, tabii, çok konumuza kısa. Şey yapalım. Şimdi efendim çağdaş anlamında tiyatro tabii Cumhuriyet'le ve özellikle Karl Ebert'in gelişiyle bildiğiniz gibi söz evet. konusu oldu. Ondan önce de tabii ki tiyatro olayları söz konusuydu ama biz bir anlamda belki 2. Mahmud'un Müzikal Humayun'un kuruşu da sanki böyle bir toplumsal bir sanat faaliyeti ama 1914'te Darülbedai'nin kuruluşu, 34'te İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu. Hı hı. Tabii vardı Muhsin Ertuğrul'un ve o günün büyüklerinin söylemeye gerek yok. Behzat Butak dahil Vasil Rıza Zopu. Tiyatroyu bir anlamda geliştirdiler. Ancak o çok yerel anlamda kalıyordu ve İstanbul çevresinde olabiliyordu. Konunun bütün ülkeye yayılması ancak Ankara'da bir devlet tiyatrosunun kurularak Anadolu'ya yayılmasıyla söz konusu olabilecekti. Tabii burada Büyük Atatürk'ün ve Cumhuriyet döneminin insan anlatırken bile heyecanlanıyorum. Büyük Atatürk'ün lafları var, sözleri var biliyorsunuz. Diyor ki bir milletin kültürel yapısının aynası bir anlamda tiyatrodur. Tiyatrodaki seviye sizin kültürel yapınızı da gösterir. Hatta Shakespeare'in benzer bir sözü var. Evet. Yani Raik Anlı Açık Bey söylüyor. Şimdi durum böyle olunca o Cumhuriyet'in ilk yıllarını düşünün. Bir tarafta dış borçlar ödeniyor, bir tarafta ülke yeniden yapılanıyor. Bir yandan da sanat faaliyetinin olması gerektiği düşünülüyor. Ve daha 1934 yılında ilk kez bir yasa çıkmıştır. Ki bir sürü devrim yasaları belki çıkıyor ama o da Milli Musiki ve Temsil Akademisi yasası. Onunla birlikte bir tiyatro olayı ortaya gelmeye başlıyor. Şimdi bu programlarda şöyle bir espri de belki, espri mi demek lazım bilemiyorum. Hitler falan... Bizim programımız çok rahat bir çok program. Çok rahat. Tamam. Evet, şimdi değerli hocam şöyle oluyor. Hitler farkında olmadan bize çok büyük bir faydası oldu. Evet. Yani Yahudi kökenli bilim ve sanat adamları ve her konuda yani sizin mesleğiniz yani tıp dahil evet. biliyorsunuz 160 dolayında bilim ve sanat ve teknik konudaki insanlar geldiler. Bunu sağlayan da yine Büyük Atatürk'ün dehasıdır. Yani Paul Hindemith'i çağırmıştı. Daha 1933'te Paul Hindemith bir çalışma... Karl Ebert galiba onun önerisiyle tabii, tabii. geliyor değil mi? Evet. Yani Atatürk'ün onu tanıması mümkün değil. Tabii. Savaş yılları zaten başlamak üzere. Ve bir rapor hazırlıyor. Bayağı danışmanlık yapıyor. Ve tiyatro için Karl Ebert'i senfonik müzik için de Profesör Ernest Proteus'u öneriyor. Ve Hitler de zaten bunlar gitsin diye istiyor idi. Bu arada tabii bu esneyle öğrendim. Bu büyük iki sanat adamının mesela Proteus'un önce maaşı kesilmiş. Evet. Sonra görev yapamaz hale getirilmiş. İkisi de hatta ilginç biraz nostalji programı gibi de oluyor. Zaten hep tabii, seyrediyorum. Tabii. O büyük insan Türkiye'ye gelmeden önce bir süre taksi şoförlüğü yapmış, saat tamirciliği yapmış. Ancak ikisi birden Türkiye'ye gelince 34 yılında Karl Ebert, 35'te Proteus geldi. Şimdi buradaki önemli konu şu, Türk toplumunun çok yabancı olduğu iki büyük sanat dalı. Yani bizde tiyatroya benzer olayları işte biliyoruz, hatırlıyoruz. Çocukken ben de bir bölümüne rastladım. Anadolu'nun tiyatroyu sadece bir eğlence vasıtası sanarak... Yani orta oyunu. Orta oyunu tülahat kültürü. Evet, tülahat kültürü. Hatta ben yetişmedim ama Hacivat Karagöz'le bile tiyatro zevkini almaya çalışıyordu. Evet. Şimdi Büyük Atatürk'ün o kitapta gördünüz değerli hocam. Diyor ki tiyatro sadece bir eğlenme vasıtası değil. Tiyatro aynı zamanda insanları hayata hazırlayan bir sanat dalıdır. Şimdi yani bakın oradan yola çıkıyoruz. Evet. Biraz daha hani izleyicilerimizin de daha iyi anlayabilmesi için tabii ne yazık ki şimdi tümü piyasada bulunmuyor ya da her kitapçıda evet. bulunmuyor. Metin Andın var. Evet tabii tabii. Türk tiyatro tarihi vardır. 4 ciltlik. Ama onu öğrenciler için sanıyorum özetlemiş evet, evet. olduğu bir Türk tiyatro tarihi var. Şimdi şey çok ilginç tabii daha önceki dönem tiyatro ile ilişkisi Türkiye'nin. Hani onu biraz tabii. yapalım. Mesela hani şu çok övdükleri işte Padişah Abdülhamit evet, döneminde evet. 1884-1908 arası Türkiye'de tiyatro faaliyetlerini durdurmuş.
yasaklamış. Evet, evet. Şeyi Metinant Hoca üç döneme ayırıyor Batı etkisindeki Türk tiyatrosunu. Evet. Tanzimat tiyatrosu, Meşrutiyet tiyatrosu ve Cumhuriyet dönemi tiyatrosu diye. Evet. Dahası yine Metin Hoca'nın aktardığı kadarıyla gericiler tabii örneğin 1909 yılı Şubat ayında İzmir'in önemli tiyatrosunda, şimdi İttihat Terakki meselesi de bugünlerde tabii çok konuşuluyor. İttihat ve Terakki Partisi bir tiyatro gösterimi düzenlemiş. Evet. Ve istenmiş ki hani kadın izleyiciler de gelebilsin, erkek izleyiciler de gelebilsin. Evet, evet tabii. Ama yobazlar, Metin Ant'tan aktarıyorum. Yobazlar ellerinde bıçaklarla tiyatroyu kuşatmışlar. Tiyatroya gidecek kadınları öldüreceklerini söylemişler. Şimdi Türkiye'de hani oradan, siz bahsediyorsunuz evet. Tabii çok özenle de altını vurguluyorsunuz haklı evet, olarak. Evet, tabii. Cumhuriyetin öngörüsü ve Cumhuriyetin verdiği değeri ama bugün de işte kendilerini İttihat Terakki karşıtı olarak gösteren zihniyet neredeyse benzer tavırlar alıyor. Dahası ben size bir şey söyleyeyim. Bugün bu siyaseten de egemen olmaya çalışan karşı devrimci güçler, ki bunlar arasında yer alan önemli bir siyasi parti lideri, 1970'lerde gazetelere manşet olmuştu bu. İşte biz iktidara geldiğimizde o motor fabrikaları bilmem nelerle evet, falan evet, şey yapıyordu. O zaman tiyatroları kapatacağız, operayı kapatacağız, baleyi kapatacağız gibi nutuklar atıyordu. Şimdi tabii. Bunları da bir hani izleyicilerimize anlatalım. Anlatalım ki sizin söylediklerinizin aslında ne kadar büyük bir öngörüyü içerdiğini, bu öngörünün tabii, Cumhuriyet'in tabii. öngörüsü şimdi olduğunu daha iyi kavrasın. Sevgili hocam bakınız Ernest Proteus'un ve Karl Ebert'in evet. ki Proteus'un ilk sahneye koyduğu işte operaları, opera denemelerini hı-hı. zaten Karl Ebert'le beraber yapıyorlardı. Hı-hı. O konservatuar binası evet. kutsal bir bina. Cebecedeki. Maalesef bir süre belediyeye verildi falan. Şimdi o binada şu anda anlatırken heyecanlanıyorum çünkü tiyatro çalışmaları başlıyor ve Karl Ebert'in orada okuyacaksınız 1972 yılında bir dergide çıkan yazısı var. Evet var Berlin'de. Buraya almışsınız. Onu diyor ki insanı çok heyecanlandırıyor. Diyor ki ben küçüklüğümden beri bir düşün vardı. Acaba bir ülkeye gitsem de geleneklerin hatta küflenmiş gelenek bile diyor hemen etkisi altında evet, evet etkisi altında kalıp çağdaş bir tiyatroyla falan hiç ilgili olmayan bir toplumu acaba bir çağdaş tiyatro yaratabilir miydim? İnanılmaz bir olay bu bana Türkiye'de kısmet oldu diyor. Evet. Ve bu arada tabii Türk gençlerinin kabiliyetini ve nitekim Karl Ebert ve Ernest Proteus kısa bir zaman sonunda Avrupa'da ses getirebilen bir duruma gelmiş oldular. Şimdi buradan hareket edince tabii Profesör İrfan Şahinbaş'ın sözleri var kitapta biliyorsunuz hocam. Tiyatro bir toplumu, kültürel yapı çizgisi ayrı, hayata hazırlayan tek sanat dalıdır. İnsan şiiri dinleye dinleye hayata pek hazırlanamaz. Ama tiyatro olayı şu, ileride karşılayacağınız bütün kıskançlıklar, hasetlikler, ikili oynamalar, arkadan hançerlemeler, hepsi tiyatroda var ve öyle olduğu için sizi temin ederim ki ben öğrenciliğimde bu yaşayan mutlu insanlardan birisiyim. Devlet Tiyatrosu Ankara'daydı o zaman evet. genellikle. Bir de turneler vardı. Hı hı. Ama şu anda Sayın Demir Bilgin nedeniyle genel müdürümüz, değerli kardeşimiz 50 yaşmıştır. Şu anda tiyatro evet. var. Ama evet. o sırada sadece Ankara ve bir de yazın turnelere gidilebilirdi. O nedenle bir de İstanbul'a yılda bir kez, iki kez gelinir idi. Bu tabii asla toplumu tatmin etmiyordu. Söylemeye gerek yok. Şimdi burada heyecan duyduğum konu şu. Bütün cumartesi pazar matineleri öğrenciler tarafından doldurulurdu. Yani evet, evet, ilerinin evet. kaymakam ve valileri işte siyasal bilgilerden evet, benim gibi. Evet. Tıp fakültesi zaten evet, Ankara Tıp evet. orada. Söylemeye gerek yok. Hukuk hakim ve savcılar ilerinin hakim ve savcıları. Biz de çıkan askeri öğrenciler. Askeri öğrenciler. Zaten onlar ilerinin subayları olarak vereceklerdi. Ve Dil Tarih Coğrafi Fakültesi'nin lise hocaları ileride olabiliyorlardı. Ve biz buradan hayat dersleri aldık. Sizi temin ederim yıllar sonra, bir 15 yıl sonra falan ben
Ziraat Bankası müfettişiyken gittiğim bir kazada beraber, yani Antepli sınıf arkadaşım Mehmet Uykun Bey vardı. O zaman Yargıtay Başkanı da oldu. Maalesef şu anda hayatta değil. Yıllar sonra karşılaştık ve birkaç hal hatır sormadan sonra dedi, Teomancığım neydi o Ankara'daki tiyatro günleri? Hala dedi, İbsen'in Nora'sındaki Yıldırım Önal'ın Doktor Rank karakterinin etkisi altındayız. Evet. Yani bu oyunu görmemek, o Nora'da Macide Tanır'la karşılıklı. Şimdi diyeceğim şudur, yalnız Türk ırkının tiyatroya da olağanüstü bir kabiliyeti varmış, söylemeye gerek yok. Zaten onu vurguluyor şey, defalarca vurguluyor. Evet. Vurguluyor. Bu arada tabii ben kitabı araştırırken Ernest Hirsch'in anılarında gördüm. O da benim önceki kitap nedeniyle kamuoyuna mal oldu. Bütün bu gelen insanlar savaş bittikten sonra Almanya'ya dönmeyi düşünüyorlardı. Karl Ebert hemen daha 1947 yılında Nisan ayında gitti. Yerine Muhsin Ertuğrul gelmişti, evet, biliyorsunuz. Şimdi oraya geçeceğim. Evet. Bir tabii Karl Ebert kurucu diyelim. Evet tabii. Arkadan yönetmen, evet, var. Daha sonra da Muhsin Ertuğrul geliyor. O İstanbul'dan. İstanbul'dan geldi. Onun gelişiyle de bambaşka bir ağırlık kazandı tabii. Evet. Şimdi o iki dönemi biraz mukayese etmeniz mümkün mü? Evet. Yani hangi özellikleriyle? Efendim özelliği şu. Şimdi Karl Ebert sadece ve yalnız Batı formunda gördüğü tiyatro olaylarını tabii uyguluyordu. Hı-hı. Normal olarak. Ancak İnanılmaz bir zeka ve asistanları da tabii ilk mezunlar o günün. İlk öğrencileri de 8 kişi değil mi? Efendim 8 kişi, bakın 8'in 3 tanesi bayan. Evet. Yani Cumhuriyet kızı. Ne kadar öyle. Melek Öktes, son soyadlarını söylüyorum, evet, genç kızlık soyadları değil. Nermin Sarova, Muazzez Kurdoğlu, evet, tabii Ertuğrul İlgin, Mahir Canova. Cüneyt Bey ondan sonraki, bir yıl sonraki mezunlardır. Nusret Şenbay var. Hı hı. Şimdi bu iki dönemi kıyaslarsak, yani evet, Karl Ebert'ten sonra Muhsin Ertuğrul dönemini. Efendim aslında Karl Ebert tiyatroyu belli bir çizgiye oturtmuştu. Zaten Muhsin Bey'in yardımcıları da Ertuğrul İlgin ve Mahir Canova. Yani onlar reji yapıyorlardı. Yalnız Muhsin Bey'in döneminde Türk toplumsal yapısına biraz daha uyarlandığı söylenebilir yani oyunların. Çünkü bir Alman kültüründen gelen insanın tam Türkiye'yi tanımayabilirdi. Ve ondan sonra da tabii Cüneyt Gökçer ağabeyin bir uzun yıllar. O daha sonraki bir dönem tabii. Ben doğrusu tabii bu alandan gelmediğim için şimdi aklıma gelen bir soruyu sorma gereği duydum. Muhsin Ertuğrul zamanında Türk yazarlarının oyunlarının oranı neydi? Efendim şimdi bakın... Bir sonunda bir şeyiniz var mı? Fikrim var tabii de, yalnız şu var. Türk yazarları yoktu. Yani Müsavatlar'da Celal falan dışında. Hı hı. Bunlar Cumhuriyet'le beraber yani tiyatro. Yani Turan Oflazoğlu'nun da, Orhan Asanan'ın da, Güngör Dilmen'in de. Celal'in zaten eserlerinin önemli bir bölümü Cumhuriyet dönemi. Cumhuriyet dönemidir. Yalnız Turgut Özakman Bey'in de söylediği gibi küçük tiyatronun açılışı, ilk modern ve çağdaş bina, o da bildiğiniz gibi 1947-27 Aralık'tır. Her 27 Aralık'ta kutlaması yapılır. Oranın açılışında diyor Turgut Özakman hocamız, oyunu bir Türk yazarıyla başlatması bir incelikti diyor. Yani köşe başıyla başladı, evet, evet, o oyundan. O geceyi ben, Macide Tanır Hanım bana anlatmıştı. Maalesef o oyundan şu anda iki değerli büyüğümüz hayatta. Keşke hepsi olabilseydi. Evet. Tekin Akmansoy'la Macide Tanır. Tekin Bey de garson rolündeymiş o günün koşullarında. Evet. Macide Hanım diyor ki, akşam da işte Cumhurbaşkanı gelecek, devlet büyükleri gelecek. Ankara'da bir heyecan, bir telaş. Üstelik karartma yılları ve savaş yılları. Ve biz diyor, tiyatronun temizliğini bizzat yaptık. Yani bayanlar olarak sildik, temizledik. Ve oyun bitince kişiler gerçekten gözyaşına boğuluyorlar. Hem Türk yazarının eseri, hem de bu kadar güzel nasıl oynayabilir ve çağdaş bir tiyatro. O günleri tabii yaşayanlar ve ondan sonrakileri çok özlüyorlar. Yani Ankara'nın o tiyatro olayını. Diyeceğim, oradan yayılan olay günümüzde de bütün hızıyla devam ediyor. Ancak belki bu televizyonun 70'te 69'da devreye girişi
biraz görsel olarak kişileri eve bağladığı söylenebilir. Bir de hep konuşuyoruz arkadaşlarla, bu televizyon dizilerinde daha bir para kazanma olduğu için bazı büyük oyuncular İstanbul'a erken taşındılar. Evet. Yani evet. Çetin Tekin Doğru, Cihal Hoca falan kalsa daha iyiydi. 70'ler falan dediniz. Ben biz bunu altın yılı olarak düşünüyorum. Ben yani. Ben hatırlıyorum. Evet. Mesela o dönemde tabii Ankara Devlet Tiyatroları, yine devlet tiyatrolarına olan ilginin evet, evet. O denli yoğun olduğu yıllarda başka bir şey daha olmuştu orada. Benim hemen aklıma gelen evet, iki evet. özel tiyatro, Ankara Sanat Tiyatrosu ile halk oyuncuları çok şeydi. Hani evet, ilgi evet. toplayan İlgi topluyordu, evet, evet. Çok ciddi tiyatro merkezleri meydan sahnesi olur. Vardı. Değil mi? Evet. Meydan sahnesi vardı falan. Yani televizyon henüz daha böyle bugünkü kadar toplumun kanına girmemişti, deyim yerindeyse. Diziler kültürü bu kadar yaygınlaşmamıştı. Şimdi... Ama biz yine isterseniz şöyle bir sistematikle gidelim. Muhsin Ertuğrul dönemi. Tabii Muhsin Ertuğrul tiyatrocular kendi bakış açılarına göre şöyle ya da böyle yargılayabilirler o dönemi, tanımlayabilirler ya evet. da açıklayabilirler. Ama sonuçta Muhsin Ertuğrul Türk sinemasının başlangıcına da olduğu gibi neredeyse Türk tiyatrosuna da çok önemli bir damga vurmuş. Tabii ki, tabii ki. Değil mi? Bir sanat insanı. Şimdi bu yönden tabii Metin Ant bir parça şey yapıyor, tek adamdı falan gibi eleştirilerini getiriyor. Tabii Metin Ant da çok önemli bir eleştirmen. Ama bunu yine de biz tiyatroculara bırakalım. De. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla? Şimdi hocam şu, tek adam oluşu bir kapristen öte bir zaruretti de, yani yönetebilmek için. Hı hı. Onu biliyorum ya, yani. O dönemleri ben de okudum Metin Bey'in kitaplarını. Ancak çağdaş bir tiyatro heyecanı içinde. Şimdi bizim bu kitap ve bu konuşmalarımız, programlar daha çok o günün güzel fotoğrafını çekmek için. Evet. Kendi aralarındaki olaylar olabilir. Ancak Karl Ebert içinde, Muhsin Ertuğrul içinde ve Cüneyt Gökyer Bey içinde bazıları bazı şeyler yazdılar. Olabilir. Ancak onu tartışmak sırası değil. Çünkü onlar bir döneme damgasını vurarak bizi bugünlere tabii, getirdiler. Tabii. Ben de yani onu dile getirmek evet. istiyorum. Şimdi başka bir şey daha var. Cüneyt Gökçer'le birlikte de daha başka bir renk kazandı tiyatro. Şimdi, değil mi devlet? Şimdi hocam bakınız, Cüneyt Bey'le gelen hakikaten heyecan verici bir olay. Özellikle Batı'da, Amerika'da Broadway'de zor yapılabilen Damdaki Kebancı, Kiss Me Kate gibi, My Fair Lady gibi. Sizi temin ederim, My Fair Lady geldiğinde, oynadığında 1967 yılıydı. Yabancı misafirler gelmişti, kardeşim getirmişti. İsviçreli öğrenciler götürdüm. Oyunu görünce dehşete düştüler. Dedi, bunların hepsi Türk mü? Şimdi bale var, baleden var. Evet. Cüneyt Bey'in şarkıları. İşte Ayten Hanım'ın oyunları, sahnenin heyecanı. Tabii o dönemlerde çok ses getirmişti onlar. Getirdi. Evet. Ama hele bir Damla Kemancı var ki bunu herkes kabul ediyor. Yabancı ülkelerdeki temsillerinde çıkan yazılar da var. Özellikle Atina'da, Venedik'te, Milano'da, Roma'da ve Paris'te. Diyorlar ki bunu unutmamız kabil değil. Yani o Cüneyt Gökyer'in Ah Biz Zengin Olsaydım şarkısından tutunuz. Bu ne büyük prodüksiyon. Şimdi diyeceğim şudur. Bunu yapabilmek gerçekten belli bir kültür seviyesini geçtiğini gösteriyordu. Bir de devlet tiyatrosu bir de şöyle bir olayın içinde oldu hocam. Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtımını, çağdaş Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan sanki öte bir işlev oldu. Şimdi orada göreceksiniz özellikle bu büyük temsiller, evet. Hele Damdaki Kemancı özellikle. Atina gazetelerinde çıkan yazılar var. Evet, evet, Fransa'da var, İtalya'da var. Diyor ki asla komplekse kapılmayalım. Türkler bizi fersah fersah geçmiş. Biz diyor bunu nasıl oldu da şey yaptık, atladık. Yani bilemiyorduk. Şimdi bu dönemler acaba biraz da 1960'ın sonrasında 60'ın yarattığı ortamın falan da bir şeyi midir acaba? Yani o anlamda olumlu bir katkısı olmuş mu? Evet oldu. Şimdi şöyle oldu değerli hocam. Önce şunu söyleyeyim tabii mesela bu Damdaki Kemancı falan 1970 yılında işte gitmişti Atina'ya.
Ayten Gökçen Hanım diyor, bir gidişinde de Manchel Don Quixote götürmüşlerdi. Hı hı, evet. Diyor ki, öyle bir beğeni kazanmış ki 7 gün oynamışlar. Bir hafta sonra Atina Devlet Tiyatrosu oyunu çıkarma cesaret edememiş. Hı hı. Şimdi diyeceğim şudur ki Yunan gazeteleri diyor ki biz ki tiyatronun şeyi geçiniriz. Yani biliyorsunuz şey, biz nasıl oluyor da onlardan geri kaldık. Bizi geçmişler, kimse diyor komplekse kapılmasın. Şimdi bu da bir cumhuriyetin olayıdır. Şimdi buradaki zaten konu hiçbir şekilde sanatın gücünü de gösteriyor. Yani sanatın gücünü de gösteriyor. En azından toplumlar arasında iletişim kurmakta. Böyle ve işte toplumun kültürel birikimini, sanatsal birikimini yansıtmakta. Şimdi bu anlamda başarıları tabii devlet tiyatrosunun özellikle hani bu günkü konumuz çerçevesinde başarıları gerçekten anlatmakla bitmez ve siz devlet tiyatroları oyunlarının büyük bir bölümünü izlemiş. İzlediydim, canlı evet. Oyuncularla da bir sürü tanıklık izleri taşıyan anılarınız olduğu için tabii çok da heyecanla bu kitabı kaleme almışsınız. Bir kere sizi kutlamak istiyorum. Gerçekten bu kitap çok ciddi bir arşiv sahibi olmakla ancak mümkün olabilir. Mümkün olabilir. Demek ki müthiş bir arşiviniz var. Arşiv vardı. Hocam şimdi ben tiyatroya ilk yani siyasal bilgiler öğrenci geldiğimden itibaren bütün dergileri aldığım gibi eski tiyatro dergilerini de şeyden aldık. Yani antikacılarda falan bulmuştum. Çünkü 47'den beri çıkıyor. Evet. Halen de çıkıyor. Orada fotoğraflar ve anılar zaten vardı. Yani bir anlamda bu kitap şey olmuş, izninizle onu söyleyeyim, devlet tiyatrosuna bir güzelleme. Güzelleme oldu. Olmuş. Şimdi bir saygı olmuş. O ilk seyrettiğim oyun diye orada gördünüz. Çok şimdi hoş. İlk geldiğim yani 58 Ocak ayında doğru tiyatroya gittim, devlet tiyatrosuna. Çünkü seslerini Gaziantep'te lisede öğrenciyken tanıyoruz şeyden tabii, dolayı. Tabii, radyodan. Bir de göreyim diye. Şansıma Şiller'in Haydutlar çıktı. Hı hı. Ben öyle bir oyunu biliyordum. Haydutlar, Şiller'in ilk oynanışı 1860 yılıdır. Yani Fransız ihtilaline giderken. Orada da oynadığında müthiş bir heyecan yaratmış, kitapta var. Seyirciler birbirlerinin üzerine yıkılmışlar heyecandan ve şaşkınlıktan. Çok etkileyici bir olay. Gittik oyuna. Başrolde kötü kardeş Karlı Yıldırım Önal oynuyor. İyi kardeşi Semih Sergen oynuyor. Nihat Aybars var. Meral Gözendor var. Gökçen Hıdır Hanım galiba o da vardı. Şimdi diyeceğim şu. Oyunu seyrettik. Şaşırdım kaldım. Ulrich Damro gelmişti o zaman Almanya'dan. O şeydi biliyorsunuz. Dekor ustası. O da geldi daha sonra. Sahne, o büyük tiyatro tabii. Bir malikane oluyor, kapanıyor, orman oluyor falan. Ve geldik son sahneye. Yıldırım Önal yeni mezundu. 24 yaşında falandı. Onun sonunda kendini bir boğma sahnesi vardır. Yani bunu anlatmak mümkün değil. Sonunda sahnenin önüne gelerek o kadar çok kötülük yaptı ki oyunda. Dedi, Tanrım affet dedi, anlattı. Sonra af da dilemiyorum dedi. Biliyorsunuz onun o tuhaf, enteresan sesini yani etkileyici. Ve şapkasının sırmasını çıkararak, kendini boğarak yere yıkılması var. Oyun bitti, yerimizden kıvılayamadık. Yani alkışlamaya takatimiz kalmadı. Böyle nasıl oyun oynanır diye. Ve herkes bir muhabbetten çıkar gibi sessiz sedasız dağıldık. Evet. Ve ben dedim ki, işte Cumhuriyet Tiyatrosu demek ki bu. Bu böyle yani tülahata falan benzemez. Tabii siz şimdi böyle isimleri falan sayarken ben de anımsıyorum o büyük oyuncuları. Doğrusu o yıllara gidiyorum bir parça, ben de heyecanlanıyorum. Bunlar gerçekten çok önemli isimlerdi. Devlet Tiyatrosu'nun çok önemli işlevi oldu. Özellikle tiyatronun şeyinde, uygulamalarının, dünyadan örneklerin Türkiye'de sahnelenmesinde. Biraz da şeyden bahsedelim isterseniz. Bu hani demin de söylediniz, siz değindiniz. İşte birçok ilde kurulmaya başlandı. Evet. Yayıldı falan. Buralara gelmeden önce bu devlet tiyatrolarının Türk toplumunda tiyatro bilincini nasıl yükselttiğini, toplumla nasıl bağlar kurduğunu, turneler falan, onlardan şimdi bir parça şey yapalım. O ilk yıllarda
Ki zaten bu kitap daha çok altın yıllar denilen bir dönem. Evet. İşte 49'da yasası çıkmıştır 10 Haziran. 70'lere kadar. Biraz da televizyonun sanki devreye girişiyle belki bir dönem başlamış oldu. O sırada turneler yapılırdı. Ve bu turneler genellikle yaz ayına tesadüf ederdi. Ben mesela Anadolu'da görevliyken rastladım açık hava sinemalarında oynar. Toplum nefesini tutmadan hatırlıyorum yani Giresun'da bir ocak temsili Turgut Özakman'ın. Bütün halk heyecanlandı. Tiyatro ayağına kadar gelmiş diye. Çünkü daha öbür gelenler tülat oluyordu biliyorsunuz. Evet. Yani o güldürmek evet, için evet, falan o bir ayrı bir konu. Ancak bu kafi gelmiyordu. Bir de İstanbul'da turneye gelirlerdi. Yani o da yine Haziran ayında falan. Fakat daha sonra ki bunda daha sonraki yıllar yani Cüneyt Gökçer'in de Lemi Bilgin Bey'in de şu anda olduğu gibi şu anda 50'yi geçmiştir. Dolayısıyla tiyatro biraz daha yerleşik hale geldi sahne olarak. Fakat o yıllardaki olay işin tabii temelini atmış oldum. Çalışıyorum çünkü o ilk mezunlar aynı zamanda hoca oldular. İlk rejisörleridir. Hı hı. Yani Mahir Canova, Salih Caner, Ertuğrul İlgin sonra rejisör oldular. Bunlar Karlebert'in ilk öğrencileri. Evet. Ve bunlar gerçekten inanılmaz bir şekilde olayı götürebildiler. Günümüze kadar onun öğrencileri geliyor. Nitekim 1970 yılında Turan Oflazoğlu Bey anlatıyor. Evet. Deli İbrahim'i yanmadan önce işte Atatürk Kültür Merkezi'nde davet ettik diyor. Şey de gelmiş, tabii Karlebert de gelmiş. Oyunu görünce çok heyecanlanmış. Ve şu anda anlatırken ya ürperiyorum orada yeni mezun sayılabilir. Bozkurt Kurucu'nun bir Deli İbrahim tiplemesi var. Orada Turan Oflazoğlu diyor ki son provaya gitmiştik. Aslında mizansende olmamasına rağmen Deli İbrahim kendisine cinnetin gelmekte olduğu bir anda. Onun çok müthiş bir sözü vardır, bir tiradı vardır. Diyor, oynamalıyım ben hayatı iyiden iyiye, bilincin ak gülü solmasın diye. Çok diyor güzel. Ve yere yıkıldı diyor. Aslında evet, yoktu. Cüneyt Bey elimi sıktı diyor, ne güzel diye. Tabii oyunda da aynı şeyleri görünce Karlebert heyecanlanmış demiş ki doğrusu benim öğrencilerim bunları çok iyi yetiştirmiş. Aynı şekilde Kral Lir içinde Nurşen Girgin Koçan'ın söylemişti. Aynı şeyleri söylemiş. Şimdi diyeceğim şudur. Toplumun kültürel yapısının gerçekten aynası tiyatro. Shakespeare'in benzer sözleri var. Ki doğru. Dolayısıyla burada aslında heyecan verilmesi gereken konu şu. Cumhuriyet'in onca işi var iken ben dayımdan duymuştum o zaman hukukta öğrenciymiş. Evet. Ankara Radyosu'nun ve konservatuar binalarının yapısı hemen işte 1938, 37, 35'tir. İnşaatını denetlemeye Büyük Atatürk gel bakıyormuş günde diye. Yani biz bir defa gittik dedi baktık Atatürk geldi falan. Şimdi diyeceğim şudur. Temel nasıl atılırsa öyle gidiyor. Ve bugün Pretorius'un özellikle senfonik müzik için, opera için tabii ve Karlebert onu sahneye de koyuyordu. Eğer Pretorius olmasaydı bakın bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk insanı tanıtan en büyük insanlar Leyla Gencer, Suna Korat, Rengin Gökmen, yani Hikmet Şimşek, Güler Aykal, Leyla Erduran, Suna Kan, hani diğer ülkelerde var mı böyle bir insanlar? Şimdi diyeceğim temel attıktan sonra Türk toplumu da tabii ki Ahmet Yazıcı'na saygılı, ya yani hepsini söylüyorum tabii, o beş büyükler. Tabii. Bunların tamamı Türk toplumunu inanılmaz bir ölçüde ivme kazandırdılar. Ve bugün için Türkiye'de oynanan birçok oyunlar Batı'da yani sanmıyorum oynanabildiğini. Hele hele bir günden geceye size daha önce konuştuk dışarıda. Orada Macide Tanır'la karşılıklı olarak Yıldırım Önal'ın bir oyunu var ki bu oyunun dünyada böyle oynanabildiğini ben sanmıyorum. Şaşırdık ve dehşete düştük. Bir iş bu kadar doğal nasıl oynanabilir? Şimdi bunun tamamında yatan bu temel Cumhuriyet Kurumu'nun yani Devlet Tiyatrosu'nun altyapısının muhteşemliği yatıyor. Bu arada ben önce tiyatro, önce radyo vardı diye anlatırken orada var. Burada kısmen anlatıyorum. Ve bunlar birer ikişer savaş bittikçe döndüler ama ben Ernest Hirst'in anılarında
okudum. O da hukuku kuran insandır. Onun anılarını herkesin okuması lazım. TÜBİTAK yayınlarında var. Evet. Çok da ucuz bir fiyatta. Ucuz. Ve 33'te İstanbul'a ilk geldiği günden itibaren bütün olayları anlatıyor. Evet. Anlatıyor. Ve orada bir cümle dikkatimi çekince bir ürperdim. Dedi ki en acı günüm diyor. Maalesef aynı evde oturuyorduk. Cebeci'de düşünün karlı Ankara günlerinde üstelik. Ernest Protyros'u aniden 26 Mart 1946 günü kaybediyoruz diyor. Bir pankreas rahatsızlığından hayattan ayrılmış. O günü hiç unutamam diyor. Ve bir de karlı bir gündü, ona layık tören de yapamadık. Ben bunu okuyunca meraklandım. Mezarlığa gidip sordum. Gayrimüslim mezarlığı var dediler. 46 defterlerini açtık. Gittik mezarlığını gördüm, orada duruyor. Bu da bir anı. Tabii. Ve çok önemli. Hatta hanımı da 1981'de ölmüş, onu da oraya gömmüşler. O da altında yazılı. Demek ki dönememiş tek başına, herhalde öyle anlaşılıyor. Bu anlaşılıyor. Bu konudan tam Alman elçiliğinde haberi yok. Yani ben de gördüm. Tabii gazetelerde haber oldu. 61 yıl sonra gittik andık diye gazete falan. Şimdi diyeceğim şudur. Nereden bakarsanız bakın. Cumhuriyetle beraber şu anda sadece kültürel yapısı, yani Cumhuriyet'in temel kültürel yapısının birisi oluyor ve en önde geleni. Bu tiyatro insanları inanılmaz bir ölçüde hayata hazırladı, hazırlamaya devam ediyor. Ve o yüzden tiyatro yazarlarının, Turgut Özakman Bey'in, hatta Sayın Nevi Bilgin'in de dediği gibi, oyunlar da çok güzel ama oyunlar oynadıktan sonra unutulabiliyor. Belki suya çizilen bir çizgi bile diyenler var. Ama kitaba geçtikten sonra bu büyük insanları hatırlamak her zaman mümkün oluyor. Nitekim ben kitabı yazar iken iki kişiyi kaybettik. Yani yetişemedim. Nermin Sarova ve Hepşen'in al. Yani tam randevu aldım. Bir baktım gazetede ölüm haberi. Yani elini çabuk tutmanız lazım. Tabii. Ve bu kişileri bir daha anıları nasıl canlandırabiliriz? Aslında belki devlet tiyatrolarının da bunu herhalde yapabilirler. Şimdiye kadar, kuruluşundan günümüze kadar sergilediği oyunların işte o cast listeleri ve oyun özetleri vardır. Hani evet, tabii. Belki onların bir tıpkı basımlarıyla ya da bir sergiyle falan tekrar bir gündeme getirmeleri kendi tarihine devlet tiyatrosunun gerekiyor. Tabii. Bir saygı şeyinde olması gerekiyor. Tabii kitabı benim yazmaktaki amacım günümüz tiyatro severlerine, tiyatro sevdalarına ve tiyatro öğrencilerine, bu büyük insanlarla aralarında bir köprü kurabilmek için. Ve kurduk da sayılır. Evet, yani bunu çok açıklıkla söyleyebiliriz. Bütün tiyatro severlerin ve tiyatro sevdalarının diyelim, öğrencilerinin mutlaka kütüphanelerinde bulunması gereken ve mutlaka okumaları gereken. Bir kere değerli izleyiciler, çok bol sayıda da resim var. Çok önemli anlar. Bunların bir kısmını arkada program boyunca izlediniz. Çok önemli bir belge. Ben gerçekten bu kitabı yazmaktaki bu özeninizi ve kitabınızdan bahsederken bize de yansıttığınız bu heyecanınız nedeniyle sizi kutluyorum. Hocam, resimlere bakarken çok küçücük bir özür borcumuz var. Bilgisayarın azizliği. Bir eski siyasi parti liderinin bir mitinginden de araya girmiş. Bir ara gözüme çarptı. Öyle mi? O sizin hatanız. Şeyde yok, ben onu görmedim. Öyle mi? Evet. Şeyde, CD'de yoktu. Demek ki tararken onu da taramışlar. Evet. Hayır. Olabilir. Öyle. Olabilir ama o tiyatro ile ilgili değildi. Evet. Zaten geçmişten bir anı. Programımızın da sonuna geldik. Bütün bu güzellemelerden sonra size bir tek soru soracağım. Evet. Programımızı kapamak üzereyiz. Bir dizi oyuncusu dedi ki ben yetkili olsam devlet tiyatrolarını kapatırdım dedi. Evet, biliyorum. Ne diyorsunuz? Efendim, söylenmesi gereken en son söz. Böyle bir söz söylenemez, mümkün değil. Çünkü tiyatroda ticari amaç ön plana çıktığı zaman büyük tiyatro yapamazsınız. Özellikle Türkiye'de. Çünkü Fransa'da, İngiltere'de de devletin kontrolünde tiyatrolar vardır. Yani İtalya'da da. Şimdi diyeceğim şu. İşin içine eğer ticari anlam girerse televizyon dizilerine döner iş. Yani o zaman daha çok müşteri çekeyim diye. Devlet tiyatrosunda kar zarar söz konusu olmadığı için, toplumu sadece bilinçlendirmek anlamında olduğu için
Özellikle bizim toplumun sosyal yapısı için çok gerekli. Yani onu kapatmanın amacı nedir anlayamadım yani. Bu sözü duyduğum zaman dedim ki demek ki neoliberal pazar ideolojisi evet. hiç girmemesi gereken bir yere sanatçıların beynine kadar girmiş artık. Tabii. Bir başka alandan bir sanatçı da bir zamanlar şey demişti. Para kazanmamak namussuzluktur. Aynen bu ifadeyi kullandı. Öyle mi? Ve bunu televizyonda kullandı. Yani şimdi tabii ne yazık ki bunlar da yaşanıyor. Şimdi sonuçta ne yazık ki bunlar da yaşanıyor. Tabii. Cumhuriyet'in bu temel kurumunun topluma sağladığı inanılmaz imkanlar nedeniyle ne kadar övünsek azdır. Hemen peşinden tabii ki çok sesli müziğin ve senfonik müziğin tabii, de beraberinde tabii, geldiğini tabii. de eklemek gerekiyor. Kim ne derse desin bunlar bize Cumhuriyet'in öngörüleri ve armağanları. Ve Karevet'te Proteus'un evet. müşterekken sahneye koyduğu evet. orada göreceksiniz. Madame Butterfly oynanmış 1941 yılında. Evet. Yani orada var. Evet. Şimdi sonunda belki son örnek şu olabilir. Yine bir tarihi gece Ankara'da. O da 2 Nisan 1941. O zaman Karabet diyor ki bu sefer gazetelere de ilan verelim ve ücretli olsun. Ve Golden'in... Siz ertesi günkü bir gazetenin manşetinde koymuşsunuz. Tabii. Evet. Golden'in otelci kadınını oynuyorlar. Ve Türk Ocağı binasında. Yani. Tabii o günkü bina. Yani. Gelen seyirciler inanılmaz bir heyecana kapılıyorlar. Oynayan oyuncuların hiçbirisi hayatta değil. Cüneyt abi en son hayattan ayrıldı. Ve o gece oyuna giden büyüklerimden yıllarca sonra dinledim. O diyor, karartma geceleri ve savaş yıllarında devlet tiyatrosunun bu denli görkemli oyunları bize diyor yeni yaşama sevinci verdi. Evet. Yani hakikaten yaşama sevinci vermiştir. Evet, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim değerli hocam. Çok bence keyifli bir program evet. oldu. Umarım değerli izleyicilerimiz evet. de aynı keyfi almışlardır. Efendim, kaynak yayınları bizim programı destekliyor. Programda evet. konuklarımıza armağan etmek üzere evet. kitaplar yollar bize. Rica ederim efendim, sağ olun. Eğer kabul ederseniz, tabii. arkadaşlarım gösterebilirlerse, Doğu Perinçek'in Aydın ve Kültür evet, isimli evet. kitabını size armağan etmek istiyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bu arada değerli izleyiciler, bir de kitap tanıtmak istiyorum size son olarak. Mehmet Ulusoy'un Ulusal Devrim ve Küresel Karşı Devrim isimli kitabı. Bu da kaynak yayınlarından çıktı. Evet. Çok önemsediğim bir kitap. Umarım bir gün bu kitap konusunda da bir program yapma şansına sahip olacağız. Değerli izleyiciler, yine süremiz doldu. Programın sonuna geldik. Bir sonraki Bilim ve Toplum programında buluşuncaya dek hoşça kalın, aydınlık kalın.